Sıra geldi kovalara. Sevgili kova. Bu hafta hayatında neler oluyor? Aşk hayatında, sağlığında neye dikkat etmen gerekiyor? Bir bakalım. Diğer tablomuzu da görelim. Evet Nuraycığım. Şimdi bak. Gezegenlerin kombinasyonu ve yeni ay. Onlara diyor ki aşk hayatınızda riskli duygulardan aradın. İşlerinizi ve istekleriniz konusunda endişe etmeyin. Hı, hı. Hırslı olmanız sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Beni de duygu olarak en korkutan şey hırstır. Hırslı insanlar hem kendi dünyalarını alt üst edebilirler. Hem de, hem de karşılarındaki insanları hırslı edebilir. Yani hırsları yamah edebilirler. kadar hırslı? Şimdi bak bu hafta gezegen kombinasyonları ve yeni ay güneşin ikizler burcundaki e, etkisi seyri. Tamam yani daha doğrusu şunu söyleyeyim. İkizler Burcu'ndaki yeni ay ile birlikte aşk, sevgi, çocuklar, sanat konuları ee, daha önemsenmeli. E, ve aynı zamanda özellikle de anlayış çok önemli kovalarda bu hafta. Evli bir kova burcusunuz. E, çocuğunuz, çoluğunuz var ve evinizdesiniz. Uzun bir süredir bütün dünya eve kapandı güvencede olabilmek için. E tabii ki özlemler yaşanıyordu, hasretler yaşanıyordu. Birçok kova kadını eşim çok yoğun çalışıyor, göremiyordum diyordu. Birçok kova erkeği eşim çok yoğun çalışıyordu, eşime hasret kalmıştım diyordu. Şimdi yaklaşık iki buçuk ay, üç ay olacak. Hasret, özlem bitti, tepişme başladı. Uyumsuzluklar başladı. O yüzden hırslı davranışlar Allah korusun kova burçlarının ilişkilerinde hırs olduğu takdirde ayrılıklara, boşanma kararlarına, dağılmalara neden olabilir. Hatta yollarınızı ayırıp birkaç ay sonra aman Allah'ım ne kadar eften püften sebepten eşimi terk etmişim, yuvamı yıkmışım diyebilirsiniz. Niye yapmışım dememek için bu hafta mümkün olduğunca hırsla düşünmeyin, hırsla davranmayın, hırsla konuşmayın. Sevgili yükselen kovalar ve güneş kovalar aynı zamanda Mars'ın ikinci evinize etki etmesiyle birlikte parasal konularda ne yapacağınızı bilememe ve gereksiz harcamalar yapma ve sorunlarda bu daha sonra bugün sorun olmayan her şeyin daha sonra büyük sorun olmasına neden olmaya etki maddi verebilirsiniz konularda maddi, maddi konularda. konularda düşünmeden atılımlar yapmayın Hmm. Harcanması gereken paraları harcayın. Bir de gerçekten bir tadilat tamirat yaptırmayı planlıyorsanız araştırma yapmadan işinizde, evinizde tadilata, tamirata kalkışmayın. Çünkü bu dönem harcadığınız paralar büyük pişmanlıklar yaşamanıza neden olabilir, etki edebilir. Bu hususta tedbirli ve dikkatli olun. Gene ilişkiler ve e, sevgi konusunda fazla aldanma hayal kırıklığı, umudu yitirme, e, duyguda kabus yaşama, huzursuzluğu arttırma, durumu oluşturmak istemiyorsanız hırslı davranışlardan uzak kalın. Venüs Neptün olumsuz açısı kendinizi yapa yalnız kalmış hissetmenize neden olabilir. Bak şimdi dedik ki ilişkisi olanlar, evli olanlar hırslı konuşmalardan, hırslı davranışlardan Uzaklaşsın. uzaklaşsınlar. Ya kalbi boş olanlar ya yalnız olanlar nelere dikkat etsin. İşte efendim ben kendimi talihsiz hissediyorum. Doğru kadın var mı ki hayatıma girsin düşüncesini yapmayın kova erkeğiyseniz. Doğru erkek var mı ki hayatıma girsin kadınsanız bu konuşmayı yapmayın. Ben hep ne diyorum? Sözlerinize dikkat edin, yarınınız olur. Düşüncelerinize dikkat edin, kaderiniz olur. Bu hafta kova burçları ağzınızdan çıkan her cümleye ve söze özen göstermeniz gerekiyor. Ve aynı zamanda işinizde de hırslı olmayın, ilişkilerinizde de hırslı olmayın. Ruhunuza dinginlik, sakinlik katmaya özen gösterin. Ve kalbiniz boşsa, e, siz doğru musunuz? Doğru insan çekmeye. Üzerinde düşünün. Ben ne kadar doğruluk enerjisindeyim. Ben size yanlışsınız demiyorum. Neptün ve Menüsün e, zorlayıcı açısı diyor ki çevrendekileri sorgulayacağını otur kendini sorgula. Hayır ille birine itiraf etmek zorunda değilsin. Nerede yanlışlar yapıyorsun hmm. da? E, Nur'un tabiriyle Antin-Kuntin kadınları adamlar hayatına çekiyorsun. Antinler Kuntinler sana uğramasın istiyorsan kendine ait yanlışlarını düzelt. Bu hafta spotum sizlere. Sağlıkla ilgili söylemedin. E, Valla bu işte e, hırs insanın dünyayı başına yıkar ya. E, psikolojilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Genelde bu hafta hepimizin psikolojisine dikkat etmesi evet, gerekiyor. Evet bu hafta zor bir hafta. Psikolojik anlamda bu yeni ay e, hepimizin psikolojisine yorabilir. Aman aklım güzel aklım deyin. Akıl sağlığınızı koruyun. Çok önemli ya. Kesinlikle bu hafta spotum sizlere siz kova burçları aman diyorum hırslı olmayın ve düşünmeyin. Bakın ben de kova burcuyum. Ee, hırs bana uğramayacak inşallah. Bunu nasıl başaracaksın? Ee, azimle. Azimle. Peki. Aslan erkeği hangi kadınlardan hoşlanır? Genelde gösterişli, ön planda olan, çalışan, ayakları yere sağlam basan, gösterişli hanımlardan hoşlanır. Çünkü onlar gösterişli ön planda olan erkeklerdir. O nedenle de görselliği ve gücü yoksa, parası yoksa bir kadının aslan için geçerli değildir. Peki Başak kadını parayı sever mi? E, çok sever. Birikim yapmayı çok sever o çünkü. Parayı sevmeyen var mıdır ki? Yani şimdi neye göre sevmek? Gelsin gitsin paylaşayım harcayayım diyerek mi? Bak bana bir milyar ver sayamam bir saatte. Parayı bile sayamam. Nasıl? İnan bana sayamam. Çok iyi kazanırım çok iyi harcarım. Ama biriktirmek <laughs> ve saymak <laughs> konusunda sayamam, sayamam. Yani şey yapıyorsun şu an. Yani hani, latife olarak latife söylüyorum. söylüyorsun. Yani matematik hesabım çok iyi ama saymakla uğraşamam. O kadar çok param var ki nasıl sayayım? <laughs> ne güzel Allah bereket versin. <gülüyor> Amin. <gülüyor> Söyle bize güzel. Kanalım. Ama bakın siz de böyle söyleyin. Para beni seviyor. Heh. Sayacak vaktim yok. Her yerim para dolu. samimiyetle söylüyorum. Bak, mantomun içerisinde geçen seneden 400 lira kalmış kışlıkları yazlıklara ayırırken taşınıyorum ya şimdi. Aa bir yerden pırlanta kolyem çıkıyor. Bir yerden 500 lira çıkıyor. Bir yerden 1000 lira çıkıyor. Aa bir anda hafta sonu durduk geri 4 milyar kazandım. Allah bereket versin. Aa her yerden paralar çıkıyor. Çünkü para beni seviyor. Samimiyetle söylüyorum. Aa bize de dokunur yani. ay. Dokun. <laughs> Hiç Bakın. öyle ekranları başında olanlar hemen derin bir nefes alın. Deyin ki para beni seviyor. Ben boşuna mı o eğitimleri alıyorum? Bak hafta sonu bile Kubilay Aktaş'ın kadim bilgelik eğitimindeydim. Hep ne dedim Kubilay Hocam'dan biliyorsun benim tasavvuf astroloji hocam odur. Bal koyun kavanozla. Size benzemeyen herkesten kurtulursunuz olumsuzluklardan. Şimdi şunu öğrendim. İki göğsünün arasına bal sür. Bak e, e, arı nereye konar? Çiçeğe konar. Sinek nereye konar? Öyle bak olaya. Ee? Sür balları gelsin paralar. Sür balları gelsin paralar. Ciddi misin? Ciddiyim bak. Kubilay Aktaş'ı bir gün Aa, konu kaldı. Allah kal. aşkına Nuray ya. Bal sürmekle para mı kazanalım yani? Hayatım bal her şeyi çekiyor. Boşuna mı diyorum cüzdanınızda mı? E sürün bedava mı? Hattaya kazanacak mıyız? Anlattıklarımın hepsi benim çantamın içerisinde. Cüzdanımın içinde mıknatısım. Getir Nuray'ın cüzdanını. Getir, getir getir aşkım. Getir arkadan cüzdanımı göstereyim sana. Hemen istiyorum. Bak evet. neler var içinde. Tamam, ...bir sandık, cüzdan değil Allah sandık... Allah, peki. ...o ritüeller kitabını boşuna mı yazdım... ...kaç tane kitabım var... ...yani parayı kendine çekmek istiyorsan... ...mıknatıs taşıyacaksın... ...8888... ...520... ...bak bu hayat bir matematik... ...altın oran... ...altın oranın bozulduğu vakit hayat enerjin bozuluyor... ...sen o oranı yükseltirsen... ...parayı da kendine çekersin... ...mutluluğu da kendine çekersin... ...hiçbir acı senin yaşamında barınmaz... Hani e, bana deli gözüyle bakıyorlar ya. <laughs> Hayır olur mu? Hayır hayatım ama ben öyleyim ya. Mutlu olmayı hak ediyorum. Mutlu olmaya layığım. Paralı olmayı hak ediyorum. Paralı olmaya layığım. Öyle değil yani sana deli gözüyle kimse bakmıyor ama Hayır. şu, şu çok yani şu çok inandırıcı olma. Yani buraya bal süreyim para gelsin. Vallahi niyetin çok önemli. Bak bir de şeyi öğrendim. Kına yakacakmışız. Neremize? <laughs> Her yerimize. <laughs> Vallahi ben bayramda kınalanıyorum. Koyunlar eden, gibi. Benimizi yakacağım. Kubilay <laughs> Hocam kulaklarınız çınlasın. Yani ben e, göbek deliğime yakacağım. Sakral çakrama yakacağım kınayı. Ondan sonra cuma, enseme yakacağım. Ay, Ayaklarımın bak, altına şey yakacağım. Cüzdanı geldi. Bak cüzdanı Nerede geldi. Cüzdanı? Hayır Getirin. getiremiyoruz ekrana. Ha. Bak. Emine, sen gösterme, orada kal. Emine'nin elinde şu anda cüzdan ama cüzdanı bile ekrana getiremiyoruz. Kadının cüzdanı bile. Marka. Marka. Yaldırın, Peki yaldırın. fermuarlı tarafını aç. İçindeki Yok. mıknatısı çıkar. Heh. İçinde bulduklarını çıkar. Her şeyi Allah, de Allah. değil ama. Mıknatıs mı var içinde? Külçe altınlarım da var. Yani belki çıkmasın. şey olarak gösteremez miyiz Hüseyin Emine'yi? Bak şimdi cüzdanın içerisinden. Ay kasa anahtarlarıma kadar. <laughs> Bakayım. Ta, Emine sen tut öyle elinde. Oradan görelim. Mıknatıs mı var? Ve kasa anahtarı. Aa, e o de... kadar büyük kasam var ki. Tıklım tıklım dolu. Hayalimde. O hayali kasa anahtarı. Peki. Yani kasa paraları almıyor artık. Öyle geliyorum. Ne güzel harika. Biz de imgeleyelim öyle kızlar. Belki bal sürelim falan. Kına yakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olacaktır. İkizler kadını boşak erkeğiyle aşkla mutlu olur mu? Olur. Niye iki vurucu da Merkür yönetiyor? Merkür iletişimin zekanın gezegeni olduğu için e, çok iyi anlaşırlar. Peki Akrep Kadını nasıl bir aşk hayal ediyor? Tutkulu, e, ona sadık e, ve gerçekten sevgisiyle tutkusuyla besleyecek bir aşk hayal ediyor.